Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Battle Priest karakterimizi kasmaya devam ediyoruz. Üzerimizdeki buffların 11 dakikası var. Hemen hızlı bir şekilde Skeleton görevini bitirip Smirdon'a geçeceğim. Artık yavaş yavaş Marodon'dan EMC'ye geçeceğiz. Evet, 10 tane Skeleton görevini bitirdik. Şimdi Smirdon'ları da keselim. Smirdon ve Wild Smirdon bize toplamda 1 milyon X verecek. Evet, Smirdon'ları da kestik. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ve son daire Wolf'umuzu kestik. Evet, boss kesme görevini de bitirdik. Şimdi Folk'a dönüp görevleri teslim edelim ve artık 40 level'e karakterimizi çıkaralım. Evet, artık Maradon'daki görevleri bitirdik ve hızlı bir şekilde EMC'ye geçebiliriz. Fakat EMC'ye geçmeden SC'lerimizi de alalım. Daha önce Kuryan videosunda da anlatmıştım. Oyuna başlarken size verilen Promise of Trovenic kağıdını çöpe atmayın. Bu kağıdı 35 level olduktan sonra Billboard'a gelerek SC ile değiştirebiliyorsunuz. Burada Billboard Gift seçeneğine tıkladıktan sonra size tüm SC'lerden 3'er tane veriyor. Özellikle EMC'deki ilk görevlerde bu SC'ler gerçekten çok etkili. Şimdi EMC'ye geçebiliriz. Evet, EMC'ye geçtik. İlk olarak buradaki toplama görevlerini alalım. İlk olarak 3 tane elma görevini teslim edelim. Evet, SC'lerimizi de bastık. Maradon'da üzerimizde kalan bu 3 tane görevi de silelim. İlk olarak Shadow Şeker'le başlıyoruz. 15 tane Shadow Şeker keseceğiz. Detaylarımızı da basalım.
Evet, doğumumuzu atalım ve bu görevleri teslim edelim. Evet, görevlere Asgari ilaçtan devam ediyoruz. Buradaki Lardor görevini de aldım. Burada Silver Feather kasacağız. 15 tane de Saber tutup öldürmemiz gerekiyor. Küçük haritada soru işaretiyle gösterilen NPC'ler sizin görevlerinizin bulunduğu NPC derken, M ile gösterilen yerlerde görevde keseceğiniz yaratıklar. ...42 levelde Maradon'a gidip skillerimizi sıfırlayacağız. Ve 42 vuruş skillini açacağım. Evet, bir tane elma ve bir tane silver feather'ımız kaldı. Bunlardan herhangi birisi çıktığında tonlatıp görevimi teslim edeceğim. Zaten yaratıkları keserken 42 levele çıktık. Evet, bir tane horn crossbow. Bunu da aldım. Aynı zamanda Sabertooth görevini de teslim ettim. Kamp 1'e geçelim. Kamp 1'de daha fazla görev malzemesi satan var. Evet, 19K'dan bunu satın alabiliriz. Bu görevi hızlı bir şekilde teslim edelim. Silver Feather'larda 25K. Buradan da bir tane aldım. İkinci Silver Feather görevi de sanırım 7 tane istiyordu. Evet, 7 tane daha aldım. Üç tane What of Darkness aldık. Ork talismanlar ilk pazarda da aynı. Buradan da 7 tane de talisman alalım. Toplama görevleri içerisinde artık sadece Rottenay'lar kaldı. 3 tane de Rottenay aldım. Ve toplama görevlerimizin sonuna geldik. Şimdi Maradon'a gidelim, skillerimizi sıfırlayalım. Iron Impact'i en azından level kasarken artı 3'e basacağım. Pusula basarsanız zaten artı 3'e kadar silahlar kesin geçiyor. Artı 3 Iron Impact'in 142 hata oldu ve BTR ile bastığımızda toplamda 691 hatamız oldu. XP için gayet yeterli.
Şimdi hızlı bir şekilde MC'deki görevlere devam edelim. Oda kampa hızlı bir şekilde ışınlandım. Kesme görevlerine Oda kamptan başlayacağım. Evet, yapmayıkları kestik. Evet, son olarak Skeleton Knight slotuna bakıp Drake'ye doğru gidebiliriz. Skeleton Knight slotu şu an için dolu gibi duruyor. Evet, üzerimizdeki görevlerin büyük çoğunluğunu bitirdik. Görevleri teslim edelim. 46 levele yükseleceğiz. Aynı zamanda Inos testten potlarımı alıp artık Drake'ye girebiliriz. Ve ilk kattan Drake'ye giriyoruz. Bakalım Drake ile chat görevinde ne kadar ilerleyebileceğiz. Evet, Blood Troll'ü kesmeye devam ediyoruz. Bakalım 3. katı da bitirebilecek miyiz? 3. katı bitirdiğimizde bize gerekli olan tüm XP Drake'den almış olacağım. Tabi Battle Priest olduğumuz için karakterimizin defansı çok düşük ve bu yaratıklarda artık zorlanmaya başladık. Yine de 4. kata gelebilirsek Drake ile tüm işimizi bitirmiş olacağız. Düşük levelde XP için Drake'ye girdiğinizde yaratıkları teker teker kesin. Yaratıkların ortasında kalırsanız zaten büyük ihtimalle öleceksinizdir.
Evet, bu katın da sonuna geldik. 3-4'e birazdan geçeceğiz. 20 milyon chat görevinden XP'mizi aldık. Evet, bu Isilon klonlara da dikkat etmeliyiz. Bundan sonra artık iki tane ark adamız kalacak. O kartları da geçtikten sonra Draki'ye 62 level'e kadar girmeyeceğim. Evet, bizim için artık en önemli kat olan 3-6'ya geldik. Bu katı da temizleyebilirsek chat görevinden yüksek miktarda exp alıp Draki ile işimizi bitirebiliriz. Bu arada ikinci Isilon da geliyor. Ve Spellbound prensesi de kesiyorum. Şimdi çıkacak NPC'den artık son chat görevimizin XP'ini de alalım ve Draki'den çıkalım. Toplamda 30 milyon XP aldık. Bir tane de yeşil kutu verdi. Draki'ye devam etmeyeceğiz. EMC'ye dönüp videomuzu bitirebiliriz. Evet, bu videoda da Battle Priest karakterimizin levelini yükseltmeye devam ettik. Ustad puanlarını da dağıtalım. Toplamda karakterimizin 872 hata var. Fabriklerimizi artı 8 yapıp Iron Impact'imizi de en azından artı 7 yapacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Night Online videosunda görüşmek üzere.